Grip nedir? Soğuk algınlığı ve grip arasındaki farklarla bazen virüsler tarafından nasıl kandırıldığımızı öğrenin. Hepimiz bugüne kadar gribe yakalanmışızdır. Dolayısıyla grip olduğunuzda bu hastalığın ne kadar berbat hissettirdiğini biliyorsunuzdur. İnsanlar grip'ten bahsederken aslında iki farklı durumdan bahsederler. Şimdi bu durumları öğreneceğiz. Bazen hastalıktan, hastalığın belirtilerinden bahsederiz. Diğer zamanlarda ise virüsler hakkında konuşuruz. Yani gribe neden olan virüslerden. İlk önce hastalıktan, sonra da virüslerden bahsedeceğim. Bu iki konuyu karıştırmamak için ortaya bir çizgi çekiyorum. Birinin hasta olduğunu duyduğumda hemen o kişiye bir sürü soru sorarım. Böylece onun gerçekten grip olup olmadığını anlarım. Kafamda beliren ilk soru hastalığın hemen başlayıp başlamadığı olur. Buraya da aniden mi başladı yazıyorum. Bunu şöyle bir örnekle açmak istiyorum. Akşam kendimi iyi hissediyordum. Ama sabah hasta olarak uyandım. Genelde grip olan insanlar hastalığın bir veya iki günde ortaya çıktığını söyler. Grip olduğunuz gösteren bir diğer ipucu ise 3 ila 7 gün sürmesi. O zaman biri grip olduğunu ve gripin dört ay sürdüğünü söylediğinde bu hastalığın grip olmadığını hemen anlarız. Grip üç ila yedi gün sürer. Tabii bazen iyileşmek birkaç gün daha uzayabilir ama aylarca sürmez. Bir de gripin kesin belirtilerine bakmak istiyorum. Gripin insanları neden bu kadar hasta ettiğini öğrenmek istiyorum. Bu belirtileri iki kategoride açıklayabiliriz. Birincisi solunum semptomları. İkincisi ise bünye ile ilgili olan semptomlar. Yani tüm vücudu etkileyen semptomlar. İlk olarak solunumla ilgili olan semptomlardan başlayalım. Havanın vücudumuza iki temel giriş yeri vardır değil mi? Biri burun, diğeri ise ağızdır. Hava vücuda girdiğinde soluk borusuna doğru gider ve oradan da akciğerlere ulaşır. Burada benim sağ akciğerim, diğer tarafta da sol akciğerim var. Sol taraftaki akciğerimin yanında kalbim olduğu için ona biraz yer bırakıyorum. İşte havanın vücudumuza girişi böyle. Burun tıkanıklığı gripte çok rastlanan bir semptomdur. Bazı insanların burnu tıkanır, bazılarının da burnu akar. İşte burnu tıkalı olan kişi de hava girişi burundan olamaz. O yüzden solunum problemi yaşar. Diğer bir semptomsa boğaz ağrısıdır. Burada gördüğünüz gibi havanın ciğerlere gidebilmesi için boğazdan geçmesi lazım. Yani ağrı şuralardadır. Bir diğer semptomsa ki aynı zamanda en yaygın olanı öksürük. Biri ne zaman öksürükten bahsetse ciğerlerin işin içinde olduğunu düşünürüm hep semptomlara baktığınızda bu bölgelerin etkilendiğini görürsünüz. Ama aslında virüsler nefes alırken vücudumuza girer ve solumamızı sağlayan farklı bölgelere çarparak buradaki hücrelere zarar verirler. İşte böylece burun tıkanıklığını, boğaz ağrısını ya da öksürüğü deneyimleriz. Diğer tarafa bünye ile ilgili olan semptomlara bakalım şimdi. Bu semptomlar bütün vücuda etkiler. Bunu unutmamanızı istiyorum sizden. Buraya tüm vücudu gösteren bir figür çiziyorum. Bu semptomlara örnek olarak ateşi verebiliriz. Çünkü ateşi vücudun belli bir yerine yerleştiremeyiz. E ateşimiz olduğunda da yüzümüz asık olur öyle değil mi? Yani ateş veya titreme bünyesel semptomlar arasında yer alır. Bir diğer semptomsa vücut ağrısı. Çünkü vücudumuz ağrıdığı için dinleniyoruz ama ağrının tek bir noktada olduğunu söyleyemiyoruz. Çünkü tüm vücudumuz ağrıyor. Evet, son semptomsa halsizlik. Sonuç olarak biri bana grip olduğunu söylediğinde bu solunum semptomlarının en az birine de aynı zamanda bünyesel semptomlardan da en az birine sahip olduğunu düşünürüm. Eğer biri beni grip olduğunu ikna etmek istiyorsa her iki kategoriden en az birine sahip olması gerekir. Tekrar etmek gerekirse grip 3 ila 7 gün sürer. Aniden başlar ve bu iki kategoriden en az bir özelliğe sahip olmalıdır. Hastalık Kontrol Merkezleri griple ilgili birçok araştırma yapıyor ve bu konuyla ilgili açıklamaları var. Açıklamalarına göre grip benzeri hastalığı GBH olan bir insanda boğaz ağrısı veya öksürük ve aynı zamanda da ateş olmalıdır. Şimdi sizden GBH'yi aklınızda tutmanızı istiyorum ve virüs tarafına geçiyorum. Buraya Yeşil renkle grip virüsünün nasıl göründüğünü çiziyorum. Hmm. Bu benim grip virüsüm. Ve virüsün içinde RNA var. RNA'yı farklı renkle morla gösteriyorum. RNA ile ilgili önemli kısım küçük parçalara ayrılabilmesidir. Bu parçaları da şimdi Sarı renkle gösteriyorum ve buralara da proteinleri çiziyorum. Bu proteinlerin RNA'dan geldiğini biliyorum. O yüzden mor olan RNA'dan gelen proteinleri de buraya yerleştiriyorum. Bu mor proteinlere H, sarı olanlara da N diyelim. Bunların ne demek olduklarını ileriki derslerde işleyeceğiz. Bunu çizmemin sebebi grip virüsünün nasıl göründüğünü göstermekti. Virüsün bölünebilen RNA'sı ve proteinleri var. Diyelim ki bir arkadaşım bana aniden hastalandığını, hastalığın 6 gündür devam ettiğini, ateşi olduğunu ve öksürdüğünü söyledi. Hastalık kontrol merkezinin tanımına göre bu GBH yani grip benzeri hastalık. Kontrolleri yaptığımda gerçekten de grip olduğunu söyleyebilirim öyle değil mi? Genelde bu semptomlar gripten kaynaklanır ama her zaman değil tabi. Bunlara neden olan ister inanın ister inanmayın ama kopyacı virüslerdir. Sizin için buraya iki tanesini çizeceğim. Aslında kopyacı virüsler ikiden daha fazladır. Bunları ayrıntılarıyla çizmeyeceğim. Sadece nasıl göründükleri hakkında bilginiz olsun diye öyle kabataslak çiziyorum. Bu virüslerin birinin adı rinovirüs. Belki rinonun burun anlamına geldiğini biliyorsunuzdur. Aslında rinovirüs burnu etkiler. Bu yüzden bu ismi almıştır. Bir diğer kopyacı virüsse ise RSV. Bu kopyacı virüsler bizi grip olduğumuzu düşündürerek kandırırlar. Çünkü bu iki kopyacının neden olduğu semptomlarla gripin neden olduğu semptomlar aynıdır ve böylece grip olduğumuzu düşünürüz. Soğuk algınlığıyla gripi birbirinden ayıralım. Çünkü genelde ikisi de birbiriyle karıştırılır. Grip olduğumuzda genelde solunum semptomları ve bünyesel semptomlar ön plana çıkar. Ama soğuk algınlığımız varsa genelde sadece solunum semptomlarına sahip oluruz. Yani ateşimiz, halsizliğimiz ya da vücut ağrımız olur. İşte bu grip ve soğuk algınlığını birbirinden ayırmanın kolay bir yolu. Bu yüzden hastalarıma halsizlik olup olmadığını, vücut ağrısı çekip çekmediklerini mutlaka sorarım. Ve tüm bu soruların cevapları hayır olmuyorsa o zaman soğuk algınlığı teşhisi koyabilirim. Tabii ki bu kesin ve tam olarak doğru bir ayrım değil. Ama bazen bu kopyacı virüsler yüzünden insanlar gribe benzer bir hastalığa kapılmış olabiliyorlar. Yani boğaz ağrısı ve ateş semptomu gösterebiliyorlar. Sonuç olarak şunu bilmeniz çok önemli. Klinik olarak birinin grip olduğu tespit edildiğinde bu o kişinin kesin olarak grip virüsü taşıdığı anlamına gelmez.